Bu fabrika Türkiye'de aslında bir ilk, çok hissedarlı ilk bir kuruluş ödemiş de bu fabrikada yaşanıyor. Bu hissedarlardan size hiç ulaşan oldu mu? Şimdi şöyle söyleyeyim, birebir bana ulaşan olmadı. Ancak tabii olayın boyutunu bilmeden borsamıza telefon edip yani kendi gelen insanlar olmuş. Olayın farkında değiller. Ben bize bizim yapabileceğimiz bir şey yok. Biz Kalkınma Bankası'ndan biz bu yerin mülkiyetini aldık. Daha önceki şahıslar banka olan borçlarından, İş Bankası olan burası bir Hindistanlı'ya satılmıştı. Arkasından Ayşe Balcı diye bir girişimciye verildi. Dönemin hükümetlerinden seçim marifesiydi sanırım yine. Onlara verildi. Her gelen buradan bir şeyler götürdü. Bankalar parasını alamadı. Sonra da Kalkınma Bankası'nın uhdesine kaldığını biliyoruz buranın. Artık Onun için değil yani. Keşke olabilseydi. Ama herkesin burada bu amaçla yani yarın memleketimizde bir şey olsun düşüncesiyle, bir yatırım olsun düşüncesiyle büyük emeklerle yapıldığını biz de vakıfız. Zaten belki sahip çıkma nedenlerimizden bir tanesi de bu duygular bizim. Peki, şu an bir kamu kurum kuruluşu da dahil ya da bir şahıs sizden burayı satın almak istese? Şimdi böyle bir şeyle hiç karşılaşmadık. Şu ana kadar da böyle bir şeyi hiç düşünmedik. Şu anda gündemimizde böyle bir şey kesinlikle yok. Mevcut süreç biz şu anda imarlı bir yeriz. 18. madde uygulanmasından dolayı yargı sürecindeyiz zaten. Yani biz böyle bir idari binamızı da bile yapamadık. Mevcut tadilatımızı yıktık. Kentsel dönüşümden onu da anlatayım yeri gelmişken. Mevcut belediyeden binanın konumunu belgelendirerek yıkılması gerektiğini söylediler. Yıkılması gereken binayı biz yıktık. Süresi içinde müracaat ettik. Kentsel dönüşümden dolayı yeni bina yapacağız. İlahi binamızı yapacağız. Bize dediler ki biz şu anda veremeyiz. 18. madde uyguluyoruz. Niye yıktırdın bana bu binayı diye sorduk. Cevap yok. Başka söylemek sormak istediğim bir şey varsa Son açık bir şekilde söyleyeyim. olarak şunu sormak istiyorum. İlk alışkanlığınız ödemiş için güzel şeyler yapmaktı. Hala aynı gayedesiniz eminim Bak. ki. Ne olacak buranın akıbeti? Şuranın akıbeti ne oluyor? Mevcut imarda şu anda biz zaten hala idari binamızı yapmış değiliz. Yani mevcut imar neticelendiğinde ama mahkeme sonucu ama mevcut imarda eğer mahkemede sonuç alamazsak mevcut imarla birlikte imar çalışmasında bizle olabilirliği en uygun neyse, ödemişin neye ihtiyacı varsa bu yönde imarına talep etsin. Mevcut imarda. Yani yeni bir 5000'lik imar, 1000'lik imar şu anda uygulamaya geçti, geçmedi bilmiyorum ama bu sürecin içinde de biz müdahil olduk. Derdimizi anlattık. Zaten herkes derdimizi biliyor, iyi niyetli olduğu zaman. Yaptığınız röportajlardan birinde Murat Öncel buranın AVM yapılmak istendiğini söylemişti. Böyle bir düşünce var Böyle bir mı? düşüncemiz de orada ben röportajı da gördüm. Bizden önce de isim de vereyim. Burası zaten etrafı çevrili telleri bile olmayan kuzu otlağıydı burası. Parasının kimin aldığını, kimin yaptığını onu da biliyorum o bir çapta. Ancak şimdi de öyle bir şey söylendi. Doğrudur. Orada bir ot var. Gelişen yetişen bir ot var. Ücreti mükabilinde ve orayı da beklemek adına o otlar kurumadan biçilsin, yensin, içilsin, yani yabana da gitmesin adına biz onu bir arkadaşımıza hem orada sahip çıkılması adına arazinin bir arkadaşımıza verdik. Şu anda da o. Bizim gerekçemiz bu. Eğer kasıt oysa daha önce de orası zaten peşbu ve tabiri caizse esrar keşlerin iklimi uçsun barındığı bir yerde biz almadık. Şimdiki konumda evet gerekiyorsa burada bir aileme öyle bir şey ihtiyaç varsa bunu yapmayacağım da demiyoruz. Yaparız. İlk haline döner mi bir fabrika olur mu Hayır, orası? ben kesinlikle şöyle söylüyorum. Zaten olmaması da lazım. Bana göre. Eğer öyle bir şey varsa daha başka organizelerde yapmak lazım bu işi. Ben böyle düşünüyorum. Yani burada şimdi şehrin içine fabrika bence şu anda mevcut şehrin içindeki bütün fabrikaları dışarı çıkarırken bizim bunu yapmamız söz konusu değil.
Yani böyle satın çok lüks olur diye düşünüyorum. Keşke güzel bir şeyler yapabilseydik. Çok büyük şevkle fakülteye koştuk. Bir şey daha söyleyeyim. Ben Binali Yıldırım'a, o gün bakandı, Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza adaydı. O süreçte bana dediler ki dosyayı Binali Bey'e verir misin? Ankara'dan aradılar, götürüptüm, verdim. Binaenaleyh o zaman bu fakülteyi orada başladık işlemeye. Başbakanı arayacaktı. Öyle bir talimat vardı. Dediler ki, şu anda görüşmemiz mümkün değil. Biz dosyayı eline verdik. Hala da denk geldiğimizde bunu bahseder, mesmeri şekilde sağ olsun Binaenaleyh Bey de böyle elini kaldırır, tamam Ödemiş'e selam söyledi. Bu şekilde bıktırdım yani. Ve Cumhurbaşkanımıza da bunu aynı şekilde söyleme fırsatını buldum. Bu süreç seçim içinde zamanın başbakanı Davutoğlu Ödemiş'e gelip bu gazla, yani bizim bu gündeme getirdiğimiz olaydan yola çıkarak Ödemiş'te Küçük Menderes Üniversitesi kuracağını söyledi. O zaman da o seçimlerin arkasından da iktidar mensubu belediye başkanı arkadaş belediye başkanı oldu. Seçildi. O seçimlerin arkasında biz yönetim olarak gittik. Şurada 5000 metrelik bir idari bina yerini bana kendim ayırıyorum. Eğer buraya üniversite yapacaksa devlet, Ödemiş'e Küçük Menderes Üniversitesi, bu yeri şu anda vermeye hazır dedik. Ödemiş'e gerçekten bir şey kazandıracaksa, gerçekten, mevcutlara bir yer açmak adına değil, yeni bir fakülte söz konusuysa, Ödemiş'e bir ivme kazandıracaksa, Ödemiş Ticaret Borsası olarak bir başka yerde, uygun bir yerde alınmasına katkı yapacağımızı burada da söz veriyorum. Teşekkürler başkanım. İnşallah orası ilçemizin hayrına, İnşallah. İlçemizi geliştirecek, daha verimli hale getirebilecek her ne olursa olsun bir şekilde değerlendirilir. İnşallah nasip olur. Biz bu arada biz de sizin katkılarından dolayı biz teşekkür ederiz. Belki sizin bu girişiminiz olmasa bu anlattığım çok şeyi vakıf olan, olaya birebir bilen arkadaşlarımız, bugün ismi geçen arkadaşlarımızın birçoğu da, çünkü biz siyasetten konuşmuyoruz. Bizim siyasetle hiçbir işim yok, benim şahsımın da yok. Buradaki arkadaşlarım da böyle bir düşüncesi, kesinlikle yok. Camiamız içinde her partiye, milli olan her partiye bizim camiamızda oy var.